Hocam böyle uzayan ergenlik örneklerinde bu tür şeyleri yani öğretmek için, bu farkındalığı kazandırmak için ona böyle bir ergene davranır gibi mi davranmak gerekiyor hocam? Ya ergene böyle dürtü kontrolü eğitiminde yaparken onu ergen gibi böyle çocuk görmek değil de yani onun birçok mesela belki üniversite mezunu belki şeydir ama dürtü kontrol becerisi gelişmemiş. Belki de hiperaktivite dikkat eksikliği vardır. Eğer öyleyse ilaç da gerekebilir. Eğer mesela trafikte tehlikeli araba kullanıyorsa, iş yerinde işte kurallara uymuyorsa, böyle şeyleri varsa. Ama genellikle burada önem verdiği şeylere de kurallara uyar. Önem vermediği şeylerde böyle davranır. Burada evde nasılsa yani kayınvalide filan destekliyor, boş ver filan diyordur büyük ihtimal. Gidiyormuş evet hocam, onu yani da diyor, nasıl destekliyor, nasıl geliyor evet. diyor. Yani onun şey olmadığını, garanti olmadığını hissettirmesi gerekiyor evet. orada. Onun öyle durumlarda. O bir, yani bir nevi suçu beslemiş oluyorsunuz. Evet. Hatalı davranışı beslemiş oluyoruz. Yani onun için burada durumlarda ben eğer böyle yapmazsan ben anneme söyleyeceğim, bize yardım etmesin artık diyeceğim. Yani çünkü bu şu durumda bu gidiş iyi değil. Kaynak yönetimi yapamıyorsun diyecek evet. mesela. Kaynak yönetiminde ne dedik? Kaynağı büyütmeye hedeflemesi evet. lazım. İnsan hatta bu zaman yönetiminde de öyledir. İnsana %15 kuralı vardır insanın. Düşünce yönetiminde bak. Girişimcilik eğitiminde verilir. %15 kuralında bir insan yaptığı iş 85 dakikasını yaptığı işe ayırıyorsa 15 dakikasını yaptığı iş hakkında düşünmeye ayıracak. Öncesine planlama olarak. Planlama yani mesela çalışıyor, bütün gün çalışıyor, koşturuyor, ne kadar çalışıyor diyorsun. Halbuki yok, o çok çalışma değildir. Çok çalışır ama %15 kuralına göre 100 dakikanın 15 dakikasını yaptığı düşünce hakkında düşünür. Yaptığı iş hakkında düşünür ve öz eleştiri yapabilir ve böyle durumlarda böyle %15 kuralına uyan kişiler bir müddet sonra vizyon sahibi olurlar. Evet. Gelecek projeksiyonları olur. Yani stratejik hedefleri bellidir, yani maksatları bellidir. Yatırımlarını, stratejik yığınaklarını ona göre yaparlar. Evet. Bu şuna benziyor, yani bir savaştan çok farkı yok bunun. Savaşta nedir? Stratejik hedefini belirlersin. Stratejik hedef belirlendikten sonra stratejik hedefe giderken bu hedefe ulaşmak için mesela bir savaşta topları şuraya toplamam lazım. İşte piyadeleri buraya toplamam lazım. Lojistiği burada tutmam lazım diye stratejik yığınaklarını yapar. Ve ona göre ileride stratejik hedefi yanlış olan muharebeyi kazanır ama savaşı kazanamaz. O stratejik hedef hayatta ego idealidir bir kimsenin. O hedefidir. Ya onun için bu konuda ona vizyon sahibi olması lazım kişinin. Bu da vizyon olmakla. Mesela Mimar Sinan'da atfedilen bir şey vardır. Böyle Süleyman'ın inşaatında galiba çalışırken böyle çalışan bir işçinin birisini görmüş, sormuş ne iş yapıyorsun diye. Demiş ki o işte ben günlük şu kadar yemeğiyle çalışıyorum demiş. Başka birisine sormuş, demiş ki ben dünyanın en büyük mabedini yapmaya çalışıyorum demiş. Bak biri vizyon sahibi. O yapan kişi daha çok öğreniyor. Daha çok böyle daha sorumluluk duygusu daha yüksek oluyor. Motivasyon yüksek oluyor. Daha az hata yapıyor. Ve o kişi bir müddet sonra bakmış usta olmuş. Şef olmuş. Öyledir hayatta da.